Son yılların en ilginç istihbarat saldırısı Lübnan'da dün 15-30 civarında gerçekleştirdi. Hizbullah üyelerinin yaklaşık 3000'nin cebinde bulunan çağrı cihazları bir anda patladı ve ortaya gerçekten çok kanlı görüntüler çıktı. Lübnan'da acil bir durum ilan edildi. Bu patlamadan yaralanıp hayatını kaybedenler de var. Hastanelerde bu patlamalarla birlikte yaralanan, uzun kayıplarına kadar giden yaralanmalarla bir acil durum ilan etti. Peki bu saldırı nasıl gerçekleştirdi? Ve daha da önemlisi bu tür durumlarda güvenlik güçlerimizin, ordumuzun sistemleri bu tür saldırılara karşı ne kadar dayanıklı, yerli ve milli bir sisteme sahip miyiz? Bu kısa videomuzda bu konuların, bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Bu saldırıların arkasından tabii ki gözler İsrail'e çevrildi ama İsrail Mossad istihbarat teşkilatı üzerinden bu tür yaptığı operasyonları resmi olarak üstlenmiyor. Hizbullah'ın aslında cep telefonu kullanmayan bir yapısı var. Bunun nedeni 1996 yılında meydana gelen bir olay. O olayda Hizbullah'ın bombacısına oğlun arıyor diyerek bir Motorola marka cep telefonu uzatılıyor ve cep telefonu o kişinin eline almasıyla birlikte içine yerleştirilmiş patlayıcı infilak ettiriliyor ve o kişi hayatını kaybediyor. Bunun sonrasında Hizbullah bütün iletişimini farklı yerlerden sürdürmeye başladı. Ve son yıllarda da bu iletişim özellikle çeşitli artık demode olarak adlandırılan cihazlar üzerinden gerçekleştirildi. İşte onlardan bir tanesi çağrı cihazı. Ben yaş itibariyle çağrı cihazını gayet iyi biliyorum. Cep telefonundan önce özellikle böyle yoğun işler olan mesaj alması gereken kişiler, işte doktorlar veya özellikle acil durum beklentisiyle bir yere gidebilecek görevlere sahipler yanlarında o küçücük bir sigara paketi büyüklüğündeki çağrı cihazlarını taşırlardı. Bir merkezi arayıp mesajınızı yazdırırdınız ve o mesaj radyo dalgaları kullanılarak bu çağrı cihazlarının içine giderdi. Bundan yaklaşık birkaç ay önce Hizbullah, bu çağrı cihazlarını yenilemek üzere çalışmalara başlıyor ve Tayvan'da bir şirket tespit ediliyor. Tayvan'dan birkaç bin adet bu çağrı cihazlarından satın alınıyor. Fakat bu çağrı cihazları da çok ilginç Macaristan'daki bir şirket üzerine yollanıp burada gerekli modifikasyonlar artık Mossad nasıl girdiyse araya gerçekleşip Hizbullah'a teslim ediliyor ve patlayan bu cihazlar. Bu patlamalarla ilgili de iki farklı yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi pilinin aşırı derecede ısıtılıp patlatılması. Ama bu yaklaşım e, uzmanlar tarafından çok doğru bulunmuyor. Genellikle bu tür cihazlar uzun pil sürelerine sahip ve genellikle de kalem pil kullanılıyor. Kalem pilin yapısı itibariyle bunun yapılmasının çok zor olduğunu veya... Lityum iyon piller bile olsa böyle bir teknolojiye veya böyle bir patlatmaya bunun pek mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Lityum iyon piller cep telefonlarımızdan dizüstü bilgisayarlara hatta elektrikli araçlarda da bile yoğun olarak kullanılan bir teknoloji. Genellikle patlaması ısı temasıyla, ıslanmayla birlikte ortaya çıkıyor. Ama asıl kabul gören yaklaşım bu cihazların içine çok az da olsa bir e, patlayıcının yerleştirildiği ve bu patlayıcının da o sisteme gönderilen aktif bir mesajla veya bir yazılım üzerinden bunun alınmasıyla harekete geçtiği yönünde. Bir başka önemli konu da bu cep telefonları küresel konumlandırma sistemlerine yani GPS'e sinyal göndererek aslında kullanan kişinin nerede olduğunu ortaya koyuyor. Burada sinyal istihbaratı çok önemli. Bugün İsrail'in etrafında uçan uçaklara baktığınız zaman devam eden operasyonlar nedeniyle hem İsrail'in hem de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sayıda sinyal istihbarat uçağının olduğunu görüyorsunuz. İsrail bölgeyi sinyal istihbaratı yaparak bu cep telefonundan e, bilgisayarın arasındaki işte e-mailleşmeye, WhatsApp görüşmeleri, Telegram görüşmeleri gibi farklı yerlere sızmaya çalışarak istihbarat toplamaya çalışıyor. Tabii bunun içinde telsiz konuşmaları veya telefon görüşmeleri gibi farklı farklı iletişim yolları da dinlenilmeye çalışılıyor. Şimdi gelelim videomuzun en önemli bölümü. İşte taşıdığımız cep telefonları ne kadar tehlikeli veya bunlar patlatılabilir mi? Bu açıkçası yani bir sürü cep telefonu markası var. Samsung'un geçmiş yıllarda yaşadığı problemler var. E, belirli bir dönem cep telefonları lityum iyon piller nedeniyle durup dururken yanma, ısınma gibi durumlara giriyordu. Samsung bununla ilgili çok önemli bir adım atıp bunları değiştirmişti. Ve bu tehlike bertaraf edilmiş gözüküyor. Ama sonuçta bilgisayar, yazılım, bilmediğiniz bir şeyin indirilmesi veya farklı farklı konular burada cep telefonların bazen de çok masum veya çok güvenli durumda olmadığını da ortaya koyuyor. Tabii ki burada önemli olan örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Emniyet güçlerimizin, polisin, jandarmanın, sahil güvenliğin bu tür konularda milli ve yerli sistemler kullanması büyük önem arz ediyor. Bu konuda çalışmalar yapan savunma şirketlerimizin başında da Aselsan geliyor. Örneğin Aselsan 3810 olarak adlandırılan özel bir serisinde hem telsiz hem de cep telefonunu bir araya getirerek ortak bir yapıda Yerli ve milli sistemler üzerinden haberleşmeyi Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmuş durumda. Ee, burada kritik görevlerde bu hibrit el terminali üzerinden sistem telsiz ve cep telefonu olarak çift sim kartıyla görev yapıyor. Özel bir kripto sistemi var. Mesaj, harita, navigasyon gibi konularda kullanıcılara destek veriyor. Bu açıdan önemli bir sistem. Diğer taraftan jandarma tarafından kullanılan 37 çift sıfır telsiz sistemi var. Bu da ekrana sahip aynı zamanda bluetooth sistemine sahip kriptolu ve karşı taraf konuştuğu zaman o konuşanın kimliğini de giden mesajı oraya ortaya koyuyor. Bu tür sistemler çok çok önemli. Peki bu sistemler sahada nasıl çalışıyor veya askeri telsiz diğer sistemler için? Bunun için de yine Aselsan'ın geliştirdiği taşınabilir radyolink sistemi var. Kara konuştuğu olarak bu sistem kendi telsiz veya bu tür hibrit sistemlere karadan destek veriyor. Peki uçaklar için ne e, tür sistemler, ne tür ürünler var dediğimiz zaman dost veya düşman olduğunu belirten uçağın IFF sistemi. IFF sistemi MAC-7A olarak adlandırılan modelde ASELSAN tarafından geliştirilmiş durumda. Hava savunma sistemlerinin birbiriyle konuşup dost hava araçlarının tanımasını sağlayan bu IFF sistemi Mod 5S standartlarında kısa ve orta menzilli 11.500 fite kadar da irtifada hizmet verebiliyor. Yani kendi yerli ve milli sistemlerinizi geliştirdiğiniz zaman bunun içine sızabilmek dışarıdan oldukça güç. Ama bu son saldırıda ortaya koyuyor ki aslında hayatımıza giren elektronik sistemler bir şekilde bir yandan bazen bizi dinliyor. Bazen istihbarati olarak aldığı bilgileri başka üçüncü taraflara doğru iletebiliyor. Bunu da önlemenin yolu yerli ve milli sistemlerin oluşturulmasından geçiyor.